Şimdi Barış Türel bizi bekliyor. Barış, kolay gelsin öncelikle. Gündüz bazı yoğunlukları, orada yaşanan aksamaları ekranlara getirmiştik. Nedir son durum? Var mı hala aksamalar, o sistemsel arızanın etkileri? Tahir, şunu ifade edelim. Biz de kameraman arkadaşım İlhan Tanrıöver'le birlikte yaklaşık 5 saattir buradayız. Özellikle sabah saatlerinde başlamıştı o sıkıntı küresel çapta. Türk Hava Yolları da uçuşların aksamaması adına 84 uçuşu iptal etmişti. 84 seferi iptal etmişti. Ve şunu söyleyelim, gerek Türk Hava Yolları yetkilileriyle gerek çalışanlarıyla yaptığımız görüşmelerde şu an için normale dönüşün artık olduğunu ifade edebiliriz. Büyük oranda artık normale dönüş oldu. Zaten ekranlara da geldi bugün. Gün boyunca buralarda, özellikle bu ekranların önünde büyük yoğunluklar vardı. Herkes uçuşlarını kontrol ediyordu. Burada ekranların yarısı neredeyse tamamen iptal olan seferlerle doluydu. Ancak şöyle şu anda baktığımda sadece kameraman arkadaşım da gösterecek, Londra seferinde bir iptal yazıyor. %90-95 oranında burada bir aslında normale dönüş olduğunu ifade edelim. Sadece yine şurada bir Paris seferinin iptal olduğunu görebiliyoruz. Yani zaten Türk Hava Yolları da gün içerisinde yaptığı paylaşımda, açıklamada, kademeli olarak normale dönüşün ve seferlerin yeniden düzenleneceğinin mesajını vermişti. Bunu da ifade etmiş olalım. Zaten özellikle bugün gün boyu biz de burada yaptığımız yayınlarda burada büyük bir yoğunluk olduğunu gözlemlemiştik ve göstermiştik. Kontuarlarda özellikle bekleyenlerin olduğunu, saatlerce, kimisi 3 saat, kimisi 5 saat bekleyenlerin olduğunu göstermiştik. Şu anda da zaten burada o yoğunluğun sabah ve öğle saatlerine nispeten büyük oranda azaldığını ifade etmiş olalım. Tabii Amerikan merkezli teknoloji şirketi olan Microsoft'un sisteminde yaşanan bir arızaydı. Küresel çapta bir sıkıntıya sebep oldu. Özellikle havalimanları, hastaneler, bankalar büyük oranda etkilendi. Dediğim gibi Türk Hava Yolları da burada o sıkıntıdan dolayı maalesef 84 seferini iptal etmişti. Kademeli olarak o seferler tabii yeniden aslında müsaitlik durumuna göre bir sonraki sefere aktarıldı ve bu şekilde kademeli olarak o iptal edilen seferlerde düzeltilmiş oldu. Yeniden o seferler düzenlenmiş oldu. Kameraman arkadaşım da zaman zaman kontrolleri gösteriyor. Büyük yoğunluklara şahitlik etmiştik burada. Ancak o yoğunlukların şu an itibariyle çok büyük oranda azaldığını ifade edelim. Sadece sistemsel bazı hatalar vardı. Özellikle zaten Microsoft'tan yapılan açıklamada da sistemdeki temel sorunun çözüldüğünü, ancak uygulamalar üzerindeki o sorunların kısmi olarak yaşandığını açıklamıştı Microsoft, özellikle öğle saatlerinde. Ve şunu da söyleyelim, işte o uygulamalar üzerindeki etkileri biraz uzun sürdü. Zaten burada da birazdan da oraya doğru gideceğiz. Kameraman arkadaşım da zaman zaman ekranları gösteriyor. Burada döviz büroları vardı. Saat 1'e kadar burada işlem yapılamıyordu. Ancak o döviz bürolarında da işlemlerin yapıldığını ifade edelim. Dediğim gibi normale dönüş büyük oranda gerçekleşti. %90-95 civarında Türk Hava Yolları'nda özellikle o yaşanan küresel çapta yaşanan krizin ardından burada da normale dönüşün olduğunu söyleyelim ve yoğunluğun büyük oranda azaldığını belirterek sözü yeniden sizlere bırakalım. Barış, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Şimdi araya gideceğiz. Çok az bir vaktimiz kaldı. Hazar hocama ben biraz önce sormuştum. Hemen kısaca bu iki dakikada onu sorayım. Şimdi evet, siber güvenlik diyoruz, nükleer silahlar diyoruz. Biz bugün gördük ki aslında bir siber savaş en az bir nükleer savaş kadar etkili ve önemli, değil mi? Sonuç açısından değil ama yarattığı kaos, paralize etmek açısından, az önce onu söylüyordum. Yani aslında geçtiğimiz örneklere baktığımız zaman mesela 2007 yılında Estonya'ya yanlış hatırlamıyorsam Ruslar tarafından böylesine büyük bir saldırı olmuştu ve 3 haftada hükümet düşecek kadar büyük bir infial olmuştu. Kesinlikle. Gürcistan'da da bunu gördük, Ukrayna'da da bunu gördük. Keza hocamın bahsettiği gibi başka çeşit de olsa, bir USB üzerinden de olsa Stuxnet'te de bunu görmüştük. Dolayısıyla belki şu anda içinde bulunduğumuz, sizin sorunuza binaen, hani bu nesil için o hemen birden işte paralize olma endişesi, iletişimin kesilmesi, irtibat vesaire. Hani o işin bir parça aslında psikolojik boyutu. Çünkü biz bundan önceki dünyayı da hatırlıyoruz. Fakat baktığınız zaman işte iki trenin çarpışma ihtimali, uçakların inememe ihtimali, bunlar gerçekten bir devleti çok kısa süre içerisinde büyük bir güvenlik krizine sokabilecek şeyler. Ama şu soru, yani işin içinde
şirketlerin de olması, yani devletlerin dışında başka aktörlerin de olması ve dolayısıyla onların da diğer devletler tarafından kullanılabilecek. Çünkü bunun sonunda bir paraya bakıyor, bir ödeme sonucunda. Ya da Hazar Hocam, devlet dışı bir aktör, devletler değil, başka terör örgütleri, ne diyelim, başka güçler tarafından da kontrol edebilir. Hatta şu geleceği, biliyorsunuz 193 tane Birleşmiş Milletler'de devlet var, 200 tabii diyelim. Yeni devletçiklerin küresel şirketler mi olduğu tartışılıyor. Bugün 85 milyar dolar dediniz. Evet. Bu sadece güvenlik sistemi. Microsoft'un bütçesi dünyada 100 tane ülkenin bütçesinden daha fazla bugün. Yaklaşık 20 milyar dolar da bugün zarar ettiği söyleniliyor. Yani, şimdi onu konuşacağız. En çok merak edilen yani o. Yani mesela ben söylüyorum. Bunun bize bedelini kim ödeyecek? Bir cümle mesela, yarın bir gün karşımıza bir internet devleti çıkacak mı? Yani afaki bir şey değil. Ben ülke adı vermeyeyim. X ülkesinden daha güçlüyüm. Peki. Evet. Araya gitmemiz gerekiyor. Tamam. Virgül koymuş olalım. Özellikle tamam. İşin maliyetini. Çünkü artık terör örgütlerinin dahi biz bu siber saldırıları yaptığını biliyoruz. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından aklın yolunda dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı bu dijital kaos konuşmayı sürdüreceğiz efendim. Aklın yolu devam ediyor efendim. A Haber ekranlarında Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın, Doktor Hazar Vuralcan'e, Güngör Yavuz Aslan ve Ali Keskin'le birlikte dünyanın gündemini konuşuyoruz ki bugün dünya karşı karşıya kaldığı kısa süreli bir dijital kaosu yaşadığı ve onu konuşmaya da devam ediyor. Şimdi biraz önce bir virgül koymuştuk. Ali Bey, sizleri böyle alayım yine. Hazır hocam, sizleri de böyle alacağım. Hocam geleceğim. Özellikle işin yerli ve milli boyutu çok önemli. Oraya denk geleceğim ama şimdi bir hukuki sistemden bahsettik. Bunların bir yaptırımı söz konusu olabilecek mi mesela Hazar Hocam? Bugün milyarlarca dolarlık muhtemelen bir zarar bilançosu ortaya çıktı. Bunun bedelini kim ödeyecek? Yani devletler mi ödeyecek? Yoksa bu şirketleri denetlemek de görevli devletler mi? Yoksa şirketler mi? Ne olacak? Bir yargılama durumu söz konusu olabilir mi? Yani uluslararası hukukta, şirketler hukukunda bunun tabii yerine bakmak lazım. Açıkçası benim alanım değil o. Ama benim kafamdaki soruyla onu birleştirip belki şunu söyleyebiliriz. Böylesine yeni ve gelişmekte olan bir alanda böyle bir açık varsa, bir devlet karşıt devletine zarar vermek adına bu açığı kullanarak şirketler üzerinden bu tip saldırılar yaparsa, o zaman nasıl bir manzarayla karşılaşacağız? Evet, şöyle. Ben cevap vereyim. Hukuken bütün yolcuların, mağdur olan yolcuların bir kere bu şirkete dava açmakları var. Tabii. Örneğin siz avukatsınız, duruşmaya gidemeyin gecikmeden dolayı. Bu unpredictable bir durum. Kim sorumlusu? Şirket. Kabul ediyor benim hatamdan. Bu hatadan, hatayı yapan sorumludur. Firmaya dava açabilir Microsoft'ta. Bütün yolcular olduğu gibi buradan mesela işte zarar gören A şirketi, B şirketi, bankalar da yeterli savunmayı sağlayamadığı için güvenliği açar mı açmaz mı? Ama bu bireysel bir haktır. Hak ameliyata olarak giremeyen hastadan bahsediyoruz bugün. İşte onu söylüyorum. Orada mesela şahıs öldü müdahale edilemediği için maddi manevi tazminat davası açılabilir. Buradaki uçuşun iptalinden Türk Hava Yolları sorumlu değil bunda yalnız. Bütün dünya hava yolları. Şirket kim? Yazılımdan kaynaklandığını kabul ediyor zaten. Dolayısıyla Microsoft'a dava açılabilir. Ama bu bir kritik altyapı olduğu için, Allah muhafaza bir tren kazası olsaydı veya uçaklardan biri demin söylediğim gibi yanlış altimetrik bilgiyle düşseydi, çarpsaydı, bu çok büyük bir kazaya sebep, çok vahim bir olayı yaşadık aslında. O birkaç saat dünyada hayatın ne kadar önemli olduğunu, dijitalleşmenin, siber dünyanın ne olduğunu bize gösterdi. Ama hatalardan da ders almak gerekir. Türkiye bu konuda ne yapacak? Derhal bu konuda nasıl çalışma başlatacağız? Zannediyorum Milli İstihbaratımız Genelkurmay ve Ulaştırma Bakanlığı, ilgili bakanlıklar bunun için çalışma başlatacak. Sanırım çocuklardan itibaren başlayan bir de durum söz konusu. Zaten Siber Ay projesinden bahsettik ama Hazar Hocam'ın o sorusuna ilaveten ben de onu sorayım. Yani evet, bu ülkeler arasında birbirine karşı bir koz meselesi de söz konusu olabilir mi burada? Şimdi şöyle açıklayalım. Tabii ki bunu resmi boyutuna bakarsak resmi bir boyutta şöyle ilerliyorlar. Örnek veriyorum, Suriye'de yapılanan ve şimdi birçok ülkede yayılan IŞİD diye bir terör örgütü var. Amerika Birleşik Devletleri Apple'dan IŞİD'in bir mensubunun
şeyini istiyor. Yani bilgilerini talep ediyor Apple'dan. Apple diyor ki hayır diyor, hiçbir şekilde veremeyiz diyor. Yani o bir terörist olabilir ama bizim müşterimiz diyor. Biz müşterimizin bilgisini hiçbir şekilde sizinle paylaşamayız ülkemizde diyor. Ülkemizde biz bunu yıllardır yaşadık yani. Sosyal medya üzerinde cirit atan o teröristlerin bilgileriyle ülkemizin yaşamış olduğu bazı sıkıntılar söz konusuydu. Tabii bu medyaya yansıyan kısmı. Yani aslında insanlara göstermek istedikleri şey bu. Yani Apple bunu açıklayarak ne diyor? Ben güvenliğime ve müşterilerime çok değer veriyorum ve hiçbir şekilde sizin bilgilerinizi paylaşmıyorum diyor. Ama arka planda tabii NSA ve CIA'nin alışveriş yaptığı şirketler var mıdır? Tabii ki de vardır. Yani başka türlü zaten istihbarat kuruluşlarının belirli bir kademede bilgileri, dijital alanda bilgileri sadece kendi ekibinden alması imkansız. Dışarıdan da mutlaka şirketlerden bilgiler alınabiliyordur. Ben en azından bu şekilde düşünüyorum. Devletler kontrolündeki şirketlerden mi bahsediyoruz? Şirketlerin kontrolündeki devletlerden mi bahsediyoruz? Aslında şöyle genel anlamıyla hem özel sektördeki kuruluşlardan bahsediyoruz hem de devletin bünyesinde olan şirketlerden de bahsediyoruz. Yani Amerika'da zaten biliyorsunuz birçok kurum özelleştirildiği için tam bağımsız olarak böyle devlete çalışan kurumlar çok nadir. Yok sayıda diyebiliriz. Dolayısıyla hani burada bunu kullanabilirler mi sorusuna geldiğinizde evet kullanabilirler. Ama bunu tabii medyada ve resmi olarak hukuken de açıklayamazlar. Fakat kullanabilirler. İsrail'in de bunu kullandığına dair birçok kanıtlar verildi. Örnek veriyorum Pegasus yazılımı. Dünyada birçok devlet liderlerinin dinlenildiği, siyasetçilerin dinlendiği bir yazılımdan bahsediyoruz. Pegasus. Ve bu İsrail devleti tarafından desteklenen bir yazılımdı. Bu istihbarat yazılımı ne işe yaradı? Birçok dinlemeler sayesinde Mossad'a bilgi akışını sağladı. Tam olarak buydu sorum. Teşekkür ediyorum. Peki şimdi bu time'in kapağı üzerinden gidecek olsak bunun sonu nereye doğru götürüyor Hazar Hocam? Yani dünyayı şimdi büyük sıfırlama dedik. Bugün küçük bir resette bunları konuşuyoruz ama yani sonu nereye gidecek? Bu büyük resetlemeyi nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi yani yaşamımızla bu kadar iç içe geçmiş bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani her şeyimiz artık internet üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla hani az önce paralize etmek sıfatını kullandım ya, tam olarak da buna giden bir nokta var. Yani paralize edecek kadar her şeyin ilintili olduğu bir noktada aslında her şey güvenlikleşmiş oluyor ve her şeyi korumak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada yani o iki trenin kafa kafaya çarpışmasından tutun ameliyatların yapılamamasına kadar birçok şeyi etkileyebilecek bir potansiyele sahip ve bu da aslında büyük bir probleme işaret ediyor. O noktada zaten şu yerli ve milli vurgusu bugün bakanımızın da söylediği gibi çok önem ve öncelik arz ediyor. Evet. Siz de onu zaten açıkladınız. Yani belki %100 güvenlik yok ama en azından böyle bir korumayla bunlarla mücadele edebilir hale geleceğimiz, gelmek zorunda olduğumuz anlaşılıyor. Evet, yani bir savaş sahası cephesi. Bu cephe, tabii, değil tabii. Mi dijital? Demiştik ya en başında, yayının başında, yani savaşların çeşitli araçlarla devam ettiği bir dünyadayız. Artık sadece ordular, işte topyekün savaşlar vesaire yok. Aslında biz bunu coğrafyada da çokça görüyoruz. Yakın ve bulunduğumuz coğrafyada da çokça görüyoruz. Dolayısıyla maliyet açısından da aslında yani topyekün savaşa göre çok daha ucuz demeyeceğim, bilmiyorum ama daha kolay göze alınabilecek bir şeymiş gibi görünüyor. Kesinlikle. Siber ordular. Evet, siber ordular. Yani geleceğimizi gerçekten büyük bir tehditler bekliyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Yani insanların öğrenmek istediği şey şu aslında. Siber savaşları daha ne kadar sık yaşayacağız? Daha fazla sık yaşayacağız. Yani bu bir ön adım diyebiliriz buna. Hani biz bunu daha öncesinden de bahsediyorduk. Burada da sizinle çeşitli programlar yaptık. Burada öncesinden de hep bahsettik. Yani bu siber saldırılar her geçen gün artacak diye arttı da. Bugün Türkiye'ye bile gelen binlerce saldırılar var. Fakat biz nasıl önlem alıyoruz? Bunlarla ilgili savunma mekanizmamızı devreye sokuyoruz. Bir çözüm üretiyoruz. Bunlarla ilgili dönüşüme her zaman ayak uyduruyoruz. Yani devlet olarak söylüyorum. Devletimiz her zaman teknoloji alanında bir çözüm sağlıyor ve her zaman değişen teknolojiyle, yenilenen teknolojiyle beraber ayak uydurmaya devam ediyor. Alternatifler ve çeşitlendirme anladığım kesinlikle, kadarıyla. Kesinlikle, evet. Yani biz burada ne kadar çok beyin göçü verdiğimizden bahsetsek de, evet Türkiye'de ne kadar yetişmiş arkadaşlardan sayısı azaldı diye bahsetsek de devletimiz bu konuda çok sıkı çalışmaları var yani. Peki Güngör Yüzapsan, şimdi şunu da size sormak istiyorum. Sizce bu yaşananlar bir prova olarak nitelendirilebilir mi? Haberi duyunca ne düşündüm? Biz kaç günden beri dünyada 3. Dünya Savaşı çıktı mı çıkmadı mı? Nükleer silahlar kullanılacak mı? Dedim ki 3. Dünya Savaşı bir siber savaş mı olacak?
bu kesintide. Hı hı. Yani biz o Rusya'nın füze atması, Avrupa'nın karşılaması, işte Amerika bir nükleer cevap verecek diye en kıyamet senaryosunu konuşurken acaba atladığımız akvaryumun içinde balık gibiyiz. Yani teknolojinin içinde, aslında teknoloji havuzunda yüzüyoruz. Buraya gelirken bile, binaya girerken bile açılıp kapanan akıllı binalardan söz ediyoruz. Bunda dünyanın tartışması, düşünmesi lazım. Şimdi pandemide yaşadığımızda sağlık üzerinden bir kapanma gördük. Yani maskesiz sokağa çıkamadık, aşıya ulaşamadık. Dünyanın gıda tedarikinden tutun da bütün üretim mekanizmaları aksadı. Zincir bozuldu. Bugün işte sabah saatlerinden başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden bu siper aksaklık diyelim. Bir sistem üzerinde uçamamamızı sağladı. Yani rutinimizi bozdu. Bankadan para çekemedik. O zaman bu bir siper savaşın dediğiniz gibi provası mutesbe. Ya bir teknik konudan güncelleme sırasında yaptıkları hata ya da açıklamadıkları bir siper saldırı. Asıl burada tartışmamız gereken, hep ben Matrix filmini örnek vereyim. Bu kadar bağımlılığın, yani teknolojiye bu kadar bağımlılığın insanın doğası olan, insani erdemlere vereceği zarar. Şimdi benim şöyle bir düşüncem var. İletişim çağında iletişimsizlik yaşıyoruz. Eskiden göz mesafemizde olan birine seslenirdik. Hey dostum nasılsın? Şimdi uygulamadan yazıyoruz. Taziyelerimizi oradan bildiriyoruz. Çiçek uygulamadan gönderiyoruz. Emoji kullanmadı. Tabii, kesin kızgın ama, bana. Ama insan ama bakın insan kavramından, yani asıl olan insan kavramından artık dilimize bile, yani konuştuğumuz dile bile bu teknolojinin literatüründe olan şeyler girmeye başladı. İşte burada büyük sıfırlama, resetleme ve insanlık nereye gidiyor diye şey yaptık. Yani peki bu dijitalleşmeden, çok özür dilerim, dijitalleşmenin yaygınlaşmasından siz bir vatandaş olarak, aynı zamanda kıymetli bir gazeteci olarak rahatsız mısınız? Değilim ama kontrol edilmesi lazım. Evet, yani kesinlikle. Bu insanın önüne geçmemesi lazım. Kesinlikle. Yani hayatımızı kolaylaştırmalı, bizi rahatlatmalı ama bir de insan gerçeği var. Yani insanın önüne geçtiği anda hani bu bir hizmette, bir sistemde aksaklık. Bunun yarın büyüğü de gelebilir. Yani şimdi örneğin Elon Musk dedi, açıkladı. Cips, yarı robot insanlardan söz ediliyor. Artık yani ortopedik değil, başka türlü boyutlardan söz edilme. Burada Elon Musk bugünkü yaşananlarla ilgili adeta dalga geçirdi. Evet, IT fiyaskosu. Tabii. IT fiyaskosu dedi. Tabii. Yani işte bunun için yeni, hani zamanın ruhu değiliz ya. Yeni tepkileri iyi alma. Bu eğitim, az önce Hakkı Hocam çocukların yazılım eğitimi alması, bu işin öğretilme. Biz daha internet okur yazarlığını öğretemedik. Evet. Biraz doğru. Biz çok yüksekten hemen Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Ya insanlarımız internet kullanmalı, teknolojiyi kullanmalı. Burada gördük ki mutlaka bu işin bir sigortası olmalı. Yani biri bir gün yüzü kapalı bir hacker diyelim. Hackerları genelde öyle tanımladıkları için söylüyoruz. Canı sıkılınca fişi çekememeli. Evet. Yani o zaman dünya diyelim, dünyanın elektriğinin kesildiğini görelim. Kesinlikle. Yani şimdi şöyle, ben bu filmleri ya da romanları yazarken yazan insanın müthiş bir hayal gücü var. Biliyorsunuz bilim de hayal gücüyle, hayal tabii etmekle esas alır, düşünler. Şimdi bu insanlar kitaplara ya da romanlara baktığımda, izlediğimiz filmlere baktığımızda trenlerin çatıştığı, havada uçakların bir anda indiği, füzelerin kontrolsüz şekilde ateşlendiğini söylüyorlar. Bunun olabileceğini de biliyoruz. Yani bu sisteme girip, bu sistemi kontrol altına aldığın andan itibaren işte bunu hacklemek diyoruz ya da başka müdahale etme yolunda. O zaman şimdi örnek vereyim, ABD ve Rusya'nın Siyonist sistemlerinde füzeler var. Evet. Bunlar da teknolojiyle çalışıyor. Kesinlikle. Biri bunu, devlet dışı bir aktör bunu kontrol ettiğinde o düğmeye basarsa ne olacak? Ya tabii ki çok doğrusunuz bu konuda. Onların da kendine göre bir savunma mekanizmaları var. Yani daha demin bahsetmiştik ya, bunların bir jeneratörü yok mu diye. Kesinlikle, yani özellikle savunma sanayi alanındaki araçlarda bunlar çok daha fazla kullanılıyor. Yedekleme sistemleri, ekstra savunma sistemleri, bunlar teknolojik anlamdan bahsediyorum. Bunlar çok daha fazla kullanılıyor. Burada tabii önlemler oluyor ama yarın bugün bunlar ülkelerde ciddi bir savaş yoluna veya ciddi bir tehdit tarafına ulaşabilir mi? Kesinlikle ulaşabilir.